Nasirin ve Mu'in. Aziz müminler, bir ahlak ve erdemler programında tekrar sizlerle bir aradayız. Müminler, arz ettik ki Cihad-ı Ekber'de başarılı olmak için karşımıza çıkan engellere karşı mücadele etmemiz lazım. Engelleri yok etmemiz, bertaraf etmemiz lazım. O engellerden bir tanesi dilin sapıtmasıdır. Dilin sapıtması, dilin bozulması, dilin yoldan çıkması, dilin freninin patlaması, frensiz olması. Çünkü bu dil frensiz olursa, bu dil kontrolden çıkarsa, bu dil bozulursa, o dilde yalan olur, o dilde gıybet olur, o dilde iftira olur, o dilde kalp kırmak olur, o dilde bilahare günah olur. Günah. Günahtan başka bir şey olmaz o dilde. O dilde zehir olur. O dilde rahmet olmaz, bereket olmaz, marifet, maneviyat, merhamet olmaz o dilde. Onun için dilimizi ıslah etmemiz lazım. Küçük bir et parçasıdır bakın. Küçük bir et parçası. Korumak, ıslah etmek bizim elimizde. Bozulmasına seyirci kalmak da bizim elimizde. Aslında bozmak da bizim elimizde. İstersek ıslah ederiz, istersek bozarız. İstersek kontrol altına alırız, istersek frensiz bir araba durumuna düşürürüz. Ayetullah Burujerdi, bakın büyük bir müçtehid, nezr ediyor. Nezr bak. Kendisini kontrol etmek, kendisini efendim ıslah etmek, bir zaafını hayatının dışına atmak, bir noksanlığını yok etmek için ne yapıyor? Nezr ediyor. Diyor, eğer ben sinirlenip ağzımdan boş ve gereksiz bir söz çıkarsa, boş, gereksiz bir söz, dikkat edin. Sinirlendiğim için ağzımdan gereksiz boş bir söz çıkarsa bir sene oruç tutacağım. Biz kendi kendimize dedik mi ya, ben eğer gıybet edersem 3 gün oruç tutacağım. Müslüman, sen eğer kendini ıslah etmek istiyorsan bu tür şeyler yap. Ben eğer gıybet edersem 1 gün oruç tutacağım diye. 1 gün gıybet et. Ettiysen şayet, 1 gün gıybet ettiysen şayet, tut 1 gün oruç, aklın başına gelsin. Bakın, bu insanın kendisini eğitmesidir. Dilini ıslah etmesidir. Kendisini ıslah etmesi için çaba sarf etmesidir. Ve Allah bu çaba içinde olana yardım eder. Melekler dua eder böyle bir insana. Ayetullah Burujerdi program yapıyordu kendisine. Eğer ağzımdan boş ve gereksiz bir söz çıkarsa bir sene oruç tutacağım. Bir gün ders esnasında öğrencilerinden bir tanesi soru sordu Ayetullah Burujerdi diye. Cevapladı. Öğrenci ikinci soruyu sordu. Cevapladı. Üçüncü soru cevapladı. 4, 5, 6 Ayetullah Burujerdi derste herkesin önünde yüksek bir sesle sinirlenerek, kızarak dedi, sus artık yeter. Sus artık yeter dedi ve çok üzüldü. Artık ağzından çıkmıştı bu söz. Dersi bitirdi. Ders bittikten sonra Ayetullah Burujerdi kalkan öğrencilerine dedi, kalkmayın, oturun, oturun. Oturdular. Sus artık yeter dediği öğrencisine dedi, bana doğru gelir misin? O kalktı geldi.
Ayetullah Burcerdi kendi öğrencisinin elinden çekti, öptü. Elini öptü. Dedi beni helal et, beni affet. Ben bu kadar insanın içerisinde sana sinirlenerek, kızarak, bağırarak senin nefsini kırmış oldum. Seni incitmiş oldum. Seni biraz da olsa küçük düşürmüş oldum. Senin üzülmene sebep oldum. Beni helal et. Elini öptü ve o zamanın parası 500 tümen de buna hediye ediyor. 500 tümen de ders esnasında buna hediye ediyor. Dikkat edin. Bir müçtehit kendisini ıslah etmek için özel program kendisine düzenliyor. Kendisini bir program içerisine alıyor. Alimi olsun, avamı olsun, biz kendimizi böyle program içerisine alabiliyor muyuz? Kendi kendimize diyebiliyor muyuz? Allah'ım, ben eğer birisinin kalbini kırarsam 2 gün oruç tutacağım. Ben bir gıybet edersem 3 gün oruç tutacağım. Eğer bu şekilde programları hayatımızın içine sokarsak, demek ki biz gıybeti dert ediyoruz kendimize. Kalp kırmayı dert ediyoruz kendimize. Dert ettiğimiz için efendim bunları hayatımızın içine alıp diyoruz ki eğer yaparsam oruç tutacağım. Veya efendim bir gıybet edersem bir fakir giydireceğim. Bir kalp kırarsam bir fakirin karnını doyuracağım. Bunları biz hayatımızın içerisine alabiliyorsak ne mutlu bizlere. Ayetullah Nehavendi diyor, Ayetullah Burucirdi Meşhed'e geldiğinde, Meşhed'de diyor ben cemaat namazı kılıyordum o gelinceye kadar. Meşhed'de İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesinde Ayetullah Nehavendi cemaat namazı kıldırıyor orada. Diyor Ayetullah Burucirdi'nin Meşhed'e geldiğini işittim. O meşhede girdikten sonra ben İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesinde cemaat namazı kılmayı terk ettim. Dedim Ayetullah Burucirdi'nin burada varlığı ile ben cemaat namazı kıldırmam. O kıldıracak cemaat namazını, ben de onun arkasında durup cemaat namazına katılacağım. Ayetullah Burucirdi bilahare Meşhed'de olduğu sürece İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesinde cemaat namazı kıldırmaya başlıyor. Ayetullah Nehavendi de Ayetullah Burucirdi'nin arkasında namaz kılıyor. Aradan bakın birkaç ay sonra Ayetullah Nehavendi diyor ben Necef'e gittim. Necef'ul Eşref'e gittim. İmam Ali Aleyhisselam'ın türbesinde, hareminde Seyyid Hasan İsfahani cemaat namazı kıldırıyordu. Seyyid Hasan İsfahani o dönemde çok büyük müçtehitlerden birisi. Irak'ta çok meşhur, çok tanınan Ayetullah Seyyid Hasan İsfahani diyor ben İmam Ali'nin türbesine girdiğimde Seyyid Hasan İsfahani seccadesinin başından çekildi kenara, beni seccadeye davet etti, dedi cemaat namazını sen kıldıracaksın, ben de senin arkanda cemaat namazı kılacağım. Ben hayır hocam, hayır üstadım, hayır işte siz büyüksünüz, müştehitsiniz, ben sizin talebeniz konumundayım diyor. Bu sözlerle bir türlü ben onu razı edemedim. Zorla da olsa beni öne geçirdi. Ben onun önünde, o benim arkamda. Cemaat da saf tutmuş. İmam Ali'nin türbesinde ben namaz kıldıracağım. Cemaat namazı, çok şaşırmıştım. Çok çok şaşırmıştım. Ayetullah Seyyid Hasan İsfahani büyük bir müçtehit. Nasıl beni öne geçirdi? Kendisi geçti benim arkamda namaza durdu. Çok şaşırmıştım. İkameti getirdim ama şaşkınlığım içimde. İkameyi okudum. Tekbiratul ihram almadan önce Hazreti Ali Aleyhisselam'ın mezarının içinden kulağıma şu ses geldi. Mezarın içinden ben o sesin kulağıma geldiğini işittim.
azzamte veledi azzamnake. Azzamte veledi azzamnake. Sen benim evladımı tazim ettin, yücelttin. Benim evladıma hürmet ettin. Biz de sana burada hürmeti layık gördük. Biz de burada seni öne geçirdik. Bakın. Dikkat ettiniz mi müminler? Ayetullah Burucerdi gibi bir müçtehit nefsini ve dilini eğitmek için program yapıyor, nezrediyor, nezrediyor. Bir müçtehit Allah'a söz veriyor, Allah'ım ben sana nezrediyorum, ahdediyorum. Eğer sebepsiz, boş, faydasız bir söz ağzımdan çıkar, bir günah ağzımdan çıkarsa, bu kadar oruç tutacağım, bir sene oruç tutacağım diyor. Ama bazı insanlara bakın, çok iyi Müslüman olduklarını görürler. Çok iyi Müslüman olduklarını söylerler. Çok iyi hacı olduklarını söylerler. Hatta çok iyi hacı, alim olduklarını söylerler. İstanbul'dadırlar ama dilleri Türkiye'nin diğer ucundadır. Hatta Avrupa'ya uzanmış dilleri. İzmir'dedir, dili Antep'e gitmiş. Antep'tedir, dili Kars'a gitmiş. Kars'tadır, dili Trakya'ya gitmiş. Dili Trakya'ya kadar uzanmış. Üzülerek arz ediyorum. Sözde çok iyi bir hacı, sözde çok iyi bir Müslüman, sözde de çok iyi bir alim. Bu alim, o hacı, bu ne bileyim, namaz ehli, minber ehli, cuma ehli İstanbul'da oturmuş ama dil Türkiye'nin öteki ucunda. Dil İzmir'de, dil ne bileyim Trakya'da, dil Çukurova'da uzanmış uzanabildiği kadar. Ama sözde çok iyi Müslüman. Çok iyi Müslüman. Ölüler Bizimle Konuşur adında bir eser var. Ölüler Bizimle Konuşur. Bakınız, bu esere bakın. Büyük şahsiyetlerden bir tanesini rüyada görüyorlar. Büyük bir şahsiyet, büyük bir alim. Büyük bir alim. Rüyada görüyorlar. Ölmüş bu alim. Bunu birileri rüyada görüyor. Bakıyorlar bunun dilinde yara var. Dili yaralı. Soruyorlar. Senin dilin niye yaralıdır? Sen büyük bir alimdin. Bu yaranın sebebi nedir? Dedi benim eşimin adı Sakine idi. Sakine. Ben ona sinirlendiğim zaman ona seku diye sesleniyordum. Seku. Ben ona seku diye seslendiğimde o bundan rahatsız oluyordu. Buna üzülüyordu. Diyordu ki ben senin eyalinim. Ben senin hayat arkadaşınım. Ben senin helalinim. Ben senin namusunum. Benim bir adım var Sakine. Niye bana seku diyorsun? Niye bana seku diyorsun? Ve ben öldüm. Öldükten sonra buraya geldim. Buraya geldiğim zaman her sabah bir akrep gelip benim dilimi ısırıp buradan gider. Akrep bana geldiğinde ben elimde olmayan nedenlerden dolayı dilimi ağzımdan dışarıya çıkarıyorum. Ben elimde olmayan sebeplerden dolayı dilimi ağzımdan dışarı çıkarınca akrep benim dilime sokuyor gidiyor. Bu yara o akrebin dilime sokmasının yarasıdır. Dikkat edin. İnsanın dilini ıslah etmemezse. Birisi geldi Peygamber Efendimizin yanına, ya Resulallah avsini, bana nasihat et. Peygamber Efendimiz buyurdu ki diline sahip ol. Dedi zıdni ya Resulallah, biraz daha nasihat et. Peygamber Efendimiz ikinci defa buyurdu ki diline sahip ol.
Üçüncü defa dedi ki zidni ya Resulallah, biraz daha nasihat et. Peygamber Efendimiz buyurdu ki insanı dilden başka bir şey mi cehenneme atar? Dilden başka bir şey mi insanı cehenneme atar? Ve hadis-i şerifte var. Sabah olduğu zaman, sabah olduğunda dil vücutta bulunan azalara, yani göze, ele, kulağa, ayağa sual eder. Nasılsınız? Ne haldesiniz? Ne durumdasınız? Onlar cevap verirler. Eğer sen kendine sahip olursan, sen kendini kontrol edersen, biz emandayız, güvendeyiz. Ama sen kendine sahip olmazsan, sen kendini kontrol etmezsen, biz tehlike ile iç içeyiz ve daima tehlikelerin hedefindeyiz. Onun için müminler, dilin ıslahı çok önemsenmiştir rivayetlerde. Dilin ıslahı. Bir kelime ile, bir söz ile insan eğer dilini ıslah etmezse, dilini kontrol etmezse, bir yalan ile, bir iftira ile suçsuz birini ipe gönderebilir. Suçsuz birini. Sözde kabadayı, sözde mahallenin kabadayısı, kabadayı, sözde kabadayı. Kabadaylık mazlumu ezmek değildir. Kabadaylık haksızlık yapmak değildir. Kabadaylık mazlumun yanında, yiğitlik mazlumun yanında durmaktır. Yiğitlik hakkı elinden alınanın yanında durmaktır. Mertlik bunu gerektirir. Ama bazıları kabadayılığı, yiğitliği laubalilik ile karıştırıyor. Serserilik ile karıştırıyor. O Farsların tabiri ile lotulukla karıştırıyor. Lotudur, kabadayı olduğunu zannediyor. Gerzektir, mert ve yiğit olduğunu zannediyor. Lafazandır, yiğit olduğunu zannediyor. Geldi bakkaldan sigara aldı. Bir karton. Arkasını döndü gitti, bakkal efendi seslendi. Beyefendi, parasını vermeyi unuttunuz. Dedi, hayır unutmadım. E dedi, neden vermediniz? E dedi, herkes de bir şey aldığı zaman parasını versin, ben de parasını vereyim. Benimle onların ne farkı olacak? Ben bu mahallenin kabadayısıyım. Bakkal efendi oradan sopayı çıkardı, dedi ya paramı ver ya sigarayı buraya bırak. Bu sigarayı oraya bıraktı, dedi seninle görüşeceğiz. Hayatı sana zindan etmesem o zaman. Bu şahın döneminde oluyor. Bak bu hadise şahın döneminde oluyor. Gitti 200 metre o taraftaki karakola. Dedi ki şu sokağın başındaki bakkal onun tabiri. Humeyni'nin adamlarındandır. Humeyni'nin. Şahın döneminde İmam Humeyni bile söylemek cesaret isterdi. Humeyni'nin adamlarındandır. Efendim gizli gizli toplantılar yapıyor. Humeyni'nin adamlarına para yardımında bulunuyor. Bilahare bu yalan, bu iftiraları ona attı. Bu iftiraları ona attı. Öyle olsa bile ki o adam öyle birisi de değildi ama bu iftira atmıştı. Yalan konuşmuştu onun hakkında. Bu adam diyor ki benim bu yalanım ağzımdan çıkan bu sözden dolayı diyor bu adamı 3 gün sonra idam ettiklerini gördüm. 3 gün sonra bunu idam ediyorlardı. O suçtan dolayı idam ettiler. Aradan yıllar geçti, yıllar geçti. Bu adam, bu iftiranın sahibi yaşlandı. Artık elini ayağını günahtan çekmek zorunda kaldı. Mecbur kaldı. Mecbur kaldı. Çünkü yaş geçmiş artık. Dedi hadi gideyim camiye. Çünkü camide benim emsallerimin, yaştaşlarımın hepsi orada.
Gençken başlayın ibadete, gençken. Gitti camiye ve bir yolunu da buldu, geldi hacca. Hacda alime sordu. Dedi hocam, 40 sene önce ben böyle bir günah yaptım. Şimdi Beytullah'a geldim. Beytullah'ta da ben siz hocalardan işittiğime göre Allah Beytullah'a geleni anadan doğmuş gibi tertemiz eder, günahlarını affeder. Ama benim bir sürü günahım olmasına rağmen geçmişte bir günahım aklımdan çıkmıyor. O da bu günahımdır. Benim bir yalanım ve iftiramdan dolayı bir insanı suçsuz yere idam ettiler. Hayatından oldu. Allah bu günahımı affeder mi? Affeder mi sizce müminler? Allah böyle bir günahı böyle bir adamı affetse o idam olunana zulmetmiş olur. Allah da zalim olmadığı için böyle bir günahı Allah affetmez. İyi valla sen iki cümle söyleyeceksin. Bir iftirayla, bir yalanla birinin hayatını karartacaksın. Hayatının efendim çarumar olmasına sebep olacaksın. Ondan sonra tövbe ettim, Allah beni affet. Böyle bir günahı Allah affetmez. Eğer bu tür günahlara bulaşmak istemiyorsa bir Müslüman dilini ıslah etmeli. Islah etmiyorsa bir Müslüman, Müslümanlar böyle bir Müslüman görüntüsü içinde olandan uzak durmalı. Rabbim bizleri öylelerinden uzak etsin. Rabbim bizi nefsimizle baş başa bırakmasın. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşça kalın ve selamun aleyküm.